Peki bu Merkez Hakem Kurulu meselesi ile ilgili görüşmeleriniz oldu federasyon kanadıyla. Şöyle şeyler de çıktı işte yabancı bir Merkez Hakem Kurulu başkanı olsun filan ki kulüpler olarak öyle bir talepte olmadığınızı açıkladınız. Yani sizin bu konudaki isteğiniz, talebiniz net olarak sadece sistem üzerine mi? Çünkü şu da var. Mesela işte 5, 6, 7 hakemin devre dışı bırakılması gibi sezon sonu. Yani bir kenara çekilmesi gibi, yeni hakemlerin gelmesi gibi. Bu konudaki net olay nedir şu anda? Yani siz Kulüpler Birliği olarak net olarak kısaca ne istediniz? Ta adalet birinci sıradadır mutlaka. Sonrasında. Şimdi net olarak istediğimiz şey bizim Kulüpler Birliği'nde oluşturmuş olduğumuz bir çalışma grubumuz var. İşte federasyonumuzla da birlikte son 2-3 haftadır yoğun olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Taleplerimiz bunu kamuoyuyla da paylaştık. Yani o toplantılardan çıktıktan sonra da bunu net olarak ifade ettik ama bir kez daha söyleyeyim ben burada. Yani bizim hiçbir şekilde isimlerle, kişilerle alakalı olarak herhangi bir beklentimiz veya şikayetimiz söz konusu değil. Bizim bütün şikayetimiz sistemden. Yani Merkez Hakem Kurulu'nda bir sistemin olmaması. Atamaların neye göre yapıldığının belli olmaması. Gözlemci raporlarının neye göre tanzim edildiği ve günün hangi saatinde, yani müsabaka bittikten sonra 2-3 saat içerisinde teslim edilmesi gereken bir puanlamadan bahsediyorum. Rapor farklı olabilir. Rapor 12 saat sonra, 20 saat sonra da gelebilir. 2 saat, 3 saat içerisinde verilmesi pekala mümkün olan değerlendirme raporu, okumak notlar, istiyorsunuz raporu. gözlemcilerin onun 24 saat beklemesi, bekletilmesi, Değişmesi. hiçbir şeyde büyüklükte olmayan baba, oğul, amca, yeğen hakem silsilesinin oluşması. Hakem eğitim sisteminin yanlış olması. Ya yani burada çok açık net olarak söylüyorum. Yani verilmiş olan bir eğitim var. O eğitim neticesinde eğer o eğitim sahaya bu şekilde yansıyorsa ya eğitimi verende yanlışı var ya da eğitimi alanda bir yanlış var ya da ikisi birlikte yanlış. Ama özet olarak sistem yanlış. Ulenberk'i beğeniyor musunuz? Hayır ben kendisini tanımam, Hayır bilmem, yani etmem. verdiği eğitim olarak dediniz de o Tamam. Yani açıdan şimdi sonra eğitim mi bir diyor? lise düşünün ki yani 10-12 senedir mezun veriyor ama verdiği mezunlardan hiçbir tanesi üniversiteye giremiyor. Peki. Nasıl bir cevaptı? Güzel. Salonumuza O Türkiye zaman Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu teşrif etmektedir. Hoş geldiniz diyoruz Sayın Bakanım. teşekkür edelim, kalkalım biz. Teşekkür, evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.